Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 15 Eylül 2022. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. 3 yıllık yatırım programı enerjiye odaklandı. Değerli dinleyenler, 2023-2025 dönemi yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Genelgede öncelik tanınacak sektörler arasında enerji ve madencilik iş kolları da yer aldı. Elektrik sektöründe verimlilik potansiyeli net belirlenmedi. Şura Enerji Dönüşümü Merkezi'nin enerji verimliliği yükümlülük sistemleri ve yarışmaları kapsamında yayımladığı raporunda enerji verimliliği konusunda daha hızlı harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda düşük karbonlu bir ekonomiye geçişte tam bir dönüşüm için Türkiye'nin sahip olduğu yüksek enerji verimliliği potansiyeli değerlendirilmeli denildi. Türkiye'de yeni HES kurulmasın. Değerli dinleyiciler, bu değerlendirme Saadet Partisi'nden geldi. Enerji günlüğüne konuşan Saadet Partisi Enerji Politikaları Kurulu Koordinatörü İbrahim Ünal, enerjinin ekonomi, kalkınma, tarım, çevre gibi politikalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bundan sonra hidroelektrik santral yapılmaması gerektiğini savunan Ünal, çünkü HES yatırımları doygunluğa ulaştı ve artık çevreye de zararlı olmaya başladı dedi. Sürdürülebilir turizm projesi Centrum belgeseli oldu. Enerji Sağ Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Üniversitesi tarafından başlatılan Küçükköy'deki Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi Centrum projesinin belgeseli çekildi. 4 bölümlük video serisinde gazeteci Cem Seymen de projeyle ilgili gelişmeleri anlatıyor. Enerji Devi'ne yeni CEO. İngiltere merkezi Enerji Devi Shell'in 9 yıllık CEO'su görevi bırakıyor. Ben Van Beyerden'ın yerini alacak isimse şirketin doğalgaz ve yenilenebilir enerji işlerinin başındaki Van Savan. Ayter 2 jeotermal ruhsatını devredecek. Ayter Anadolu şirketine ait 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihale yoluyla devredilecek. Daha önce de ihaleye çıkarılan ruhsatlar tek ihalede birlikte devredilecek. İhale 29 Eylül 2022 günü saat 14'te Aydın Valiliği binasında yapılacak. Malatya Hekiman doğalgaza kavuşuyor. Malatya ilinin Hekiman ilçesine doğalgaz ulaştırılması amacıyla altyapı inşaatı başlayacak. Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, Malatya ilinin Hekiman ilçesine tesis edilecek olan doğalgaz dağıtım sistemi inşaatı için Boğazören ve Bağyolu mahallelerinde ihtiyaç duyulan parsellerde bir dizi acele kamulaştırma işlemi yapacak. TOGG'nin Gemlik Tesisi'nin işlerini Anel Elektrik yapacak. Yapı Merkezi Anonim Şirketi TOGG'nin Gemlik Tesisi'nin elektrik işleri için Anel Elektrik'te sözleşme imzaladı. Sözleşme tutarı 48.950.000 lira olarak açıklandı. Smart Enerji bor bir gez için ön lisans aldı. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri 100 MW elektrik gücündeki bor bir güneş enerjisi santrali projesi için ön lisansını aldı. Smart Gez, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışmada kilowatt saat başına 37,5 kuruş bedelle en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmıştı. Nükleerin yıldızı yeniden parlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Mayıs ayında kapatılan Palisades nükleer santralinin yeniden açılması gündemde. Michigan eyaletindeki tesisin devreye alınması için kredi başvurusu yapıldı. Michigan valisi başvuruyu destekliyor. Tesis yaklaşık 7000 MW kurulu güce sahipti. Avrupa'daki enerji krizi de nükleer santrallerin daha fazla çalıştırılmasını beraberinde getirmişti. ABD petrol ihracatında rekor. Rus petrolüne uygulanan ambargo ve Rusya'nın tepkisi küresel ticarette dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ürünleri ihracatı 2022'nin ilk yarısında günlük ortalama %11 artışla 6 milyon varile ulaştı. Bu rakam 1981'den itibaren petrol arzı aylık verilerine göre yılın ilk yarıdaki en yüksek ihracatı olarak kaydedildi. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nde demiryolu işçilerinin büyük grev kararını geri almaları ve işverenle anlaşmaya varmaları sayesinde yaklaşık %3,5 düştü. Uluslararası piyasalarda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı $90'dan, Batı Teksas tipi WTI ise $85'dan işlem görüyor.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 16 Eylül 2022 için megama saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 4067.33 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 17-18 dilimi için 4800 TL megama saat, günün minimum fiyatı ise saat 12-13 dilimi için 2750.01 TL megama saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteniniz sundu.